Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Haftanın son işlem gününde Kutay Korap'la birlikte karşınızdayız. ALB Grup Başdanışmanı Burak Arslan'la öncelikle konuşalım. Yeni günden neler beklemek lazım? Burak Bey, bir kez daha rekorla kapanan bir Borsa İstanbul performansı takip etmiş olduk. Bugün içeride enflasyon, dışarıda ise tarım dışı istihdam verisini takip ediyoruz. Neler beklersiniz? Zeynep Hanım günaydın. Şimdi içeride enflasyon var. Dolardan başlarsak dolar TL'de özellikle 16.46'ya çok yakın durduğumuzu bütün hafta boyunca ki baktığınız zaman son bir haftadır dolar endekslerinde 105'lerden 101'lere gevşeyen bir dolar endeksi. Bize yakın parite USD ZAR'a baktığınız zaman 16.30'lardan 15.50'lere yaklaşık gördüğü maksimum seviyeden %5 doların değer kaybettiği bir ortamda. Sadece Türkiye'de liranın ne yazık ki negatif ayrıştığını gördük bütün hafta boyunca. Bunun da en büyük sebebi işte içerideki enflasyon ve içeride bir şekilde enflasyonla mücadele etmek yerine yeni enstrüman arayışında olmamızdı. Şimdi bugün baktığımız zaman 46'nın üzerinde fiyatlamalar görüyoruz. Çok bir momentum yok, hani 46'nın üzerinde önemli bir direnç de orası. Şimdi burada bugün gelecek enflasyon herkesin malumu, zaten %5 civarı bir enflasyon bekleniyor. Burada 16.60, 16.70 bandına doğru bu hareketin devam etme olasılığı hala var. Hatta 17'lere kadar da var Zeynep Hanım. Ama hani enflasyon geldikten sonra beklenti gerçekleşti diye bir yukarı hareketten sonra bir satış gelebilir. Ama orta vadede dolar TL için olumlu şeyler konuşabilmemiz için hem enflasyonla gerçekten mücadele edilmesi hem de 16-18 bölgesinin de aşağıya kırılması lazım. Yoksa şu anda 14.60 ve 17 seviyeleri de hala ne yazık ki gündemde. Türkiye tarafındaki borsaya geçince olumlu ayrıştığımızı, zaten TL'de kalan insanlar için en büyük alternatifin borsa olduğunu hep konuştuk. Şirketlerimiz ucuz, evet. Dolar bazı ucuzuz, evet. Ama yabancı devamlı çıkıyor. Çünkü yapılan politikalara çok fazla inanmadıkları için son itibariyle bekliyorlar. Zaten dolar bazında da piyasanın bir yere aslında gittiği yok. Şimdi yurt dışı piyasalar 3850'de vadelilerin, S&P vadelilerin çift dip yapmasıyla beraber hafta başında 4090'ların üzerine atıp 4200'lere kadar bir rally yaptı. Dün 4070'lere çekilmişti, tekrar 4200'e yakın kapattı. Yani yurt dışı borsalarda bir toparlanma evresi, hatta bu ikinci hafta olacak olumlu kapanacağımız. 3.5'ta tarım dışı istihdam var. S&P olarak bizim için önemli olan nokta 4200 bugün. 4200 kapanışlarda önümüzdeki hafta 4300'leri konuşabiliriz. Geri çekilmelerde bugünün ilk desteği 4160, altta 4125'ler var. Yurt dışı piyasaların biraz daha nefes aldığını görüyoruz, biraz daha rahatlanırı. Bu da bize de olumlu yansıyor. Özellikle BIST 100'e baktığınız zaman 2560 tepesinin üzerinde bir kapanış aldık dün. Bankacılık geride kaldı demiştik, bu mevduat korumalı, enflasyon korumalı mevduat yüzünden. Bankacılık arayı kapattı son iki günde. Dolayısıyla bizim tarafta da olumlu olmaya devam ediyoruz. 2560 üzerinde kaldığımız sürece, yurt dışı da rahatladığı sürece 2750'lere kadar bu hareketin borsada orta vadede devam edeceğini söyleyebiliriz. Vadeli işlemler olarak bakarsak da bugün önemli destek seviyemiz 3000 ve onun altında 2975'ler. Ama akşamleyin tarım dışı istihdam ABD borsaları için önemli olacak. Dediğim gibi ABD borsaları rahatlıyor. İşte Tokyo tarafı rahatlıyor. Yani bütün borsalarda bir toparlanma var Zeynep Hanım. Bu da orta vadede bize de çok ters bir gelişme olmazsa bizim borsamıza da orta vadede olumlu yansımaya 2750 hedefli bir hareketin devamını önümüzdeki haftalarda görebiliriz. Biyopodus kontratlarında da yatay bir yükselişle 3010 puanda işlemler devam ediyor. Hatırlatalım, Burak Arslan, ALB Grup Başdanışmanı. Çok teşekkür